Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda tulva öğelerinin bir kısmını daha öğrenmiştik. Bu videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Video sonunda araç çubuğu öğelerini tanıyor ve kullanabiliyor olacaksınız. Önceki videomuzda en son text horizontal type tool'a gelmiştik. Kısa yolu ise Ctrl T. Hemen tıklıyoruz. Type Tool animasyonlarımıza veya kompozisyonumuza yazı eklememizi sağlıyor. Örnek olarak hemen bir yazı ekleyelim. After Effects öğreniyorum olsun. Görüldüğü gibi arkadaşlar Type Tool ile ilgili özellikleri galiba fontumuz Türkçe karakterle evet destekliyormuş. Type Tool ile ilgili özellikleri arkadaşlar sağ taraftaki paragraf ve karakter panelimizden yapıyoruz. Şimdi After Effects öyle bir program ki bütün paneller, bütün ekranlar birbirleriyle yani bağlantılı olarak çalışıyor. O yüzden tek tek hepsine değinmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bir yazı ekledik. Bunun rengini buradan istediğimiz bir renk yapabiliyoruz. Anlık olarak değiştiğini göreceksiniz zaten. Font boyutunu değiştirebiliyorsunuz. After Effects'te maviyle gördüğünüz seçenekleri üzerine geldiğiniz zaman daha önce bahsetmiştik bundan. Sol ile tıklayıp sola sağa hareket ettirdiğim zaman bu değerleri değiştirebiliyoruz. Yine çift satır birden fazla satırdan oluşuyorsa satırlar arası uzaklığı buradan ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Paragraf ve karakterle işte ilgili bütün ayarlamaları burada yapabiliyoruz. Fontunu değiştirebiliyorsunuz. Kalın, ince, italik yazmasını. Bunlar zaten normal Windows uygulamalarından gerekli işte Word'den veya diğer Photoshop uygulamalarında hakim olduğumuz özellikler olduğu için üzerinde pek durmuyoruz. Zaten ileriki uygulamalarımızda, çalışmalarımızın hepsinde bu özellikleri kullanacağız. Siz de kendiniz çalışmaya başladıktan sonra After Effects'te hepsini tek tek kullanacaksınız arkadaşlar. Bir sonraki araç fırça. Bunu bir önceki videoda kısaca bahsetmiştim. Ama şöyle söyleyeyim. Yani fırça konusu After Effects için ayrıca bir konudur arkadaşlar. Bunu ilerleyen konularımızda ayrıyetten fırça kullanımı diye bir konu işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi fırça Brush Tool, Clone Stamp Tool ve Eraser Tool üçünün de kısa yolunun aynı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani Ctrl B, B, Ctrl B üçünde de aynı kısa yollar var ve üçünde de sağ tarafta brush ve paint panelinin aktif olduğunu görüyorsunuz. Tabi bu kullandığınız ekran çalışma alanıyla da alakalı. Mesela ben şu an animation çalışma alanındayken bu ekranla karşı karşıyayım. Standart ekrana döndüğüm zaman panellerin buraya geldiğini görüyoruz sağ tarafa. Siz hangi çalışma alanıyla çalışmak istediğinize kendiniz karar veriyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta yani burada veya şurada olması bir şey ifade etmiyor. Fark etmiyor. İstediğiniz yere de alabiliyorsunuz. Kendi çalışma alanınızı oluşturabiliyorsunuz. Arkadaşlar kısaca bahsedeceğim
fırça aracından. Çünkü iler bu kendi konusunda buna ayrıyetten değineceğiz. Şu an tıkladığım zaman gördüğünüz gibi ekranın yazı fırçayla herhangi bir çizim yapmadığını göreceksiniz. Stamp Tool, bunu Adobe'nin Photoshop programı kullandıysanız veya benzer grafik programları kullandıysanız doku kopyalama aracı. Yani mesela size şöyle bir kuş resmi ekrana getirdim. Yani burada şu an bunu yapmayacağım ama ne işe yaradığını şuradan söylemek istiyorum. Mesela şu muhabbet kuşunun gözünü buradan kopyalayıp şuraya atacaksınız. Clone Stamp aracıyla bunu kopyalayabiliyoruz. Eraser. Burada da yaptığımız değişiklikleri siliyoruz. Bildiğimiz silgi aracı. Bu üçünün kısa yolu dediğim gibi aynı. Ctrl B. Bu üç aracı fırçalar konusunda ileride ayrıntısıyla bahsedeceğiz. O yüzden geçiyorum. Sonraki aracımız Rotobrush Tool aracı. Bu da arkadaşlar yine güzel ve kullanışlı bir aracımız. Kısa yolumuz Alt W. Bu aracımız ne işe yarıyor? Rotobrush Tool ile sahnede öne çıkarmak istediğiniz bir nesneyi kolayca arka plandan ayırabilirsiniz. Çok kullanışlı bir araçtır. Görüntü green screen yani yeşil perde önünde çekim yapmış gibi ayrılabilir. Yine bu da başlı başlına After Effects için bir video konusudur arkadaşlar. Yine ilerleyen videolarımızda buna ayrıyetten değineceğiz. Örneğin bu sinemalarda, filmlerde gördüğünüz yeşil ekranlarda çekilmiş bir görüntüyü seçtiğimiz alanı yeşil ekrandan kurtarıp başka bir video içerisinde veya başka bir çalışma kompozisyon içerisinde kullanabiliyoruz. Bir sonraki aracımız arkadaşlar Puppet Pin Tool. Bu da yine başlı başına bir video konusudur. Bunu da ayrıyetten değineceğiz. Kısaca ne olduğundan bahsedeyim. Puppet Pin Tool kısa yolu ekranda gördüğümüz gibi Ctrl P. Puppet Pin Tool kukla aracıdır. Eklediğimiz pinler ile birlikte karakter çizimlerini ve diğer nesnelere hareket kazandırabiliriz. Bununla ilgili söylediğim gibi bir video çalışmamız olacak. Bir kukla oluşturacağız, çizeceğiz. O kuklanın eklemlerini Puppet Pin Tool'la işaretleyeceğiz ve timeline'da kare kare bunu işleyerek bir hareketli animasyon haline getireceğiz arkadaşlar. Şu anda toolbarımız yani araç yolumuz bu kadar arkadaşlar. Videolarda ilerledikçe bunları aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bu eğitimimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.